Selam arkadaşlar, iyi günler. Bu videoda autoclicker'ı yani ban riskiniz olmadan, hiçbir şekilde ban yeme riskiniz olmadan nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Yani belli koşullarda bu oyun sizi hiçbir şekilde yakalayamaz. Yani ihtimali yok. Yani ya sizi yakalama ihtimali yok. Bunu size mantıklı sebeplerle anlatacağım. Şimdi autoclicker yaptığınızda Telegram uygulamalarında, bu Telegram oyunlarında autoclicker yaptığınızda işte non-eligible olacağınızı, işte ne bileyim yani uygun değilsiniz deyip size airdrop vermeyeceğini söylüyorlar. Onun dışında işte bu autoclicker'ın anlaşıldığını falan söylüyorlar. Gerçekten böyle şeyler mümkün. Yani daha öncesinde de bu tarz durumlardan kişiler diskalifiye edilmişler. Notcoin'de de olmuş bu zaten. Bu şekilde diskalifiye edebiliyorlar. Fakat yani bu işlemi sizin nasıl yaptığınızla alakalıdır. Ben size Python üzerinden bir autoclicker yapma işlemini gösterdiğimde, işte autoclicker'ı şöyle yapacaksın. Yani benim bir tane atıyorum autoclick yaptım. Kodum vardı. Anlattım nasıl autoclicker yapacağınızı. Mesela Python'da nasıl yazılacağını anlattım. Atıyorum bunu kullanabilirsiniz ama yani nasıl yakalayabilir onu anlatacağım. Hani sizi nasıl bot olduğunuzu anlayabilir onu anlatacağım ama nasıl anlaşılamayacağınızı da anlatacağım. Fakat normal bir autoclicker app'i indirip onu kurarsanız anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir. Yani evet, anlayabilir bunu uygulama. Yani onu da söyleyeyim. Ama detaylarıyla değineceğim. Şimdi sizin bir kere bot olduğunuzu uygulamanın anlaması için iki tane olasılık var. Bir, bilgisayarınızda veya telefonunuzda uygulamanın izinlerinin olması lazım ve arka planda ne çalıştığını uygulamanın bilmesi lazım. Şimdi birinci durumda bilgisayarınızda ne olduğunu veya ne işte nasıl bir işlem yapıldığını anlayamaz. Nasıl anlayamaz? Çünkü BlueStacks üzerinden bir işlem yapıyorsunuz. Zaten içerisinde kullandığınız araç bir emülatör. Yani siz buna dışarıdan bir müdahale ediyorsunuz. Yani şunu bir telefon olarak düşünün. Şu BlueStacks dediğimiz aracı bir telefon olarak düşünün. Siz bu telefona dışarıdan müdahale ediyorsunuz. Yani bilgisayar üzerinden buraya tıklatıyorsunuz. BlueStacks'in bilgisayar üzerindeki uygulamaları kontrol etme gibi bir yetkisi yok. Bakamaz yani, bilgisayarın üzerine ne olduğuna bakamaz. Böyle bir yetkisi yok. Anlayamaz o yüzden sizin autoclicker kullandığınızı. Onun dışında diyelim telefonda autoclicker kullanırsanız ne olur? Telefonda da autoclicker aplikasyonları var. Şimdi Telegram bu oyunlarla, Telegram Apps ile genel olarak sürekli iletişim halinde olduğu için ve topluluğunu geliştirmek istediği için belki bu konuda veri verebilir. Çünkü Telegram sizin telefonunuzda birçok şeye erişim yetkisine sahip aslında. Ve bu sayede telefonunuzda belli yapılara erişirse, yani ekranınızda o sırada autoclicker app'in açık olduğunu anlayabilir. Böyle bir ihtimal var. Telegram anlayabilir. Bu oyunu yine anlayamaz arkadaşlar. Oyun anlayamaz. Ama Telegram bu konuda Telegram'dan bilgi isterse Telegram'da bu bilgiyi verebilir. Çünkü işbirliği içerisindeler. Olabilir. İhtimal var. Düşük ihtimaldir bu arada. Yakalaması çok düşük ihtimaldir. Fakat olabilir. Onun dışında bir ihtimal daha var. Yani bu düzende ilk dediğimin yine paralelinde konuşacak olursam bu uygulama zaten bir web sitesi. Yani web sitesinin aslında Telegram'a yansıtılmış hali. Bu bir web sitesi üzerinden çalışıyor. Telegram içerisindeki bir uygulama bile değil. Web sitesinden Telegram'da açılıyor sadece bu. Yani böyle bir mantığı var. Telegram Apps'in genel olarak mantığı bu. Web tarayıcısı açıyor aslında Telegram'ınızın içerisinde. Böyle bir durum var. O yüzden yakalanamaz. Şimdi nasıl yakalayabilir derseniz, peki yakalanan nasıl yakalayabilir? Şimdi siz zaten burada bir autoclicker kullandığınızda, mesela bir autoclicker botu veya benim atıyorum Python dosyamla bir autoclicker işlemi yaptınız. Burada autoclick yaptığınızda arkadaşlar belli bir sürede bir tıklatıyorsunuz. Yani gidip siz sürekli olarak mesela bir autoclicker kullandığınızda gidiyorsun, diyorsun ki 0,1 arayla tıkla ve hiç ara vermeden tıklayabildiğin kadar tıkla diyorsun. Bu da ne oluyor? Senin telefonun sürekli olarak oraya 0,067 MS ile tıklıyor. Hep aynı MS ile, hep aynı süreyle tıkladığı için belli bir süreden sonra, atıyorum 12 saat boyunca, 1 saat boyunca ve her gün sürekli olarak 0,67 ile burada bir tıklama olduğu için bunun insan eliyle yapılmadığını kanaat getirip böyle bir durumla sizi
diskalifiye edebilir. Böyle bir ihtimal var. Fakat buna da çözüm bulabilirsiniz. Şu anki piyasadaki autoclicker app'lerin hiçbirisinde işte aradaki süreyi farklılaştırarak tıklat diye bir şey yok. Mesela atıyorum arada mesela 0.67 ile tıklasın. Arada 0.128 ile tıklasın, değil mi? Hani böyle bir şey yapsın. Ve arada 0.256 ile tıklasın. Random bir değer atıp o kadar sürede tıklasın. Bu sayede ve bu da hani güzel bir değer olsun aslında. Araya biraz mesafe de koyulsun. Tık 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 tıklamasın belki de. Zaten bot davranışı. Bilgisayar tıklasın. Birazcık da yavaş tıklasın. Bir şey olmaz. Böyle davranırsanız bilgisayarın sizi, yani bu uygulamanın sizi tek yakalayacağı yeri de aslında engellemiş olacaksınız. Şimdi bahsettiğim olaya geçeyim. Anlatayım olayı. Şimdi mesela bir tane işte run.py diyeyim. Bir tane dosya açayım. Bakın random sayı üretmek. Çok Python'daki basit işlemlerden biridir. Import random diyorsunuz. Random kütüphanesini içeri alıyorsunuz. Daha sonrasında işte sayı deyip mesela bir sayı türettirin. Random.uniform uniform deyip işte 1 ile 2 arasında bir sayı türettirin. Daha sonra print sayı deyin. Bakın hatta şöyle yapayım size bunu. While true diyeyim şöyle. Yani bunu sürekli yazdırsın. Bakın çalıştırıyorum şimdi uygulamamı. Bakın gördüğünüz gibi sürekli olarak 1 ile 2 arasında sayılar türetiyor. Bakın durdurayım. Bakın sürekli olarak 1 ile 2 arasında sayılar türetiyor. Mesela arada tıklama işlemini yaparken ya bu sayılardan birkaçını araya koyabilirsiniz. Yani atıyorum burada bir arada da bir sayı üretsin. 1.71 o kadar bekleyip tıklasın. İkincisine 1.24 bekleyip 1.61 bekleyip tıklasın. Ne bileyim. Hani böyle sayılar üretsin ve arada bu dileğleri koyarak yaparsa bilgisayar sizin bot olduğunuzu imkanı yok anlayamaz. Yani imkanı yok anlayamaz. İhtimal yok böyle bir şey. Onun dışında mesela ben kendi autoclicker'ımdan size örnek vereyim. Evet, şimdi TabSwap oyununda mesela kendi botumu bir çalıştırayım. Normalde çalıştığım botu şöyle bir çalıştırıyorum. Bakın TabSwap oyununu açacağım şimdi. Açtım. Şu anda aşağıda zaten botum hazırlanıyor 5 saniye içinde. Ana ekrana geçtim. Ana ekrana geçtikten sonra tıklamaya başlayacak. Bakın tık 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 tıklamaya başlıyor. Ne kadar hızlı tıklıyor görüyor musunuz? Bilgisayar benim bot olduğumu anlayabilir mi? Q'ya basıp durduruyorum kendi botum. Bunun videosunu çekmiştim bu arada nasıl yapıldığına dair şu botun. Onu izleyebilirsiniz. Açık şeye koyarım, kartlara koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Ama yani mesela burada ne kadar bot olduğunuz belli değil mi? Ama eğer şöyle bir şey yaparsanız mesela buradaki random import olayını gelin bir de burada deneyelim. Nasıl deneyebiliriz? Şöyle bir import random diyorsunuz buraya. Daha sonrasında şurada 5 saniye içinde sayfaya geçin vesaire vesaire. Py auto quick click. Daha sonrasında buraya mesela sayı diye bir değişken türettirin. Onu da random.uniform 0 ile 2 arası diyeyim mesela bunu. Şuraya print sayı deyin. Bak kaç saniyede bir delay verdiğini göstersin. Daha sonrasında da şuraya time slip'in içine 0.1 değil de buraya sayı yazın. Yani her bir tıklamadan sonra 0 saniye ile 2 saniye arasında random bir değer bekleyecek. Bu çok uzun olabilir bu arada. 1 saniye verebilirsiniz. 2 saniye çok uzun bir değer. Yani şöyle bir çalıştırabilirim. Tekrardan. Tekrardan geçiyorum tepsi öpme. Bakın tıkladı. Tıkladı, tıkladı, tıkladı. Bakın ne kadar düzensiz tıklıyor görüyor musunuz? Tıkladı, tıkladı, tıkladı. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Mesela 1 saniye çok uzun olabilir. Belki 1 saniye çok verimli olmayabilir. Şöyle Q'ya basıp durdurayım tekrardan butonu. Durdurdum. Ya bu uzun bir süre olmayabilir. Olabilir. Fakat şöyle ayarlayabilirsiniz yine aynı şekilde. Şuradan 0.4 diyelim mesela bunu. Buradaki değer. Bakın gördünüz mü hangi değerlerde tıklamış. Gözüküyor zaten. Bu kadar mesafe koyuyorsun. Yani hiç farklı değil. Bakın şu anda gerçekten bir insan tıklıyor gibi bir hissiyat veriyor. Neden? Çünkü düzenli tıklamıyor arkadaşlar. 0.4 olmasın, 0.2 olsun. Ayarını siz yapın. Yani ne kadar işte o arayı vermek istiyorsunuz. Bakın beklediği süreleri aşağıda görüyorsunuz. Yani ekranın en altında gözüküyor. Yani bu sürelerde bir bekletme yaparsanız oyun sizin bot olduğunuzu imkanı yok anlayamaz. Yani böyle bir ihtimal yok arkadaşlar.
Peki şuna geleyim. Son olarak bahsedeceğim konu. Notcoin'de çok fazla banların olduğu söyleniyor. Yani atıyorum belli kişiler Notcoin tarafından banlandı. Onlara işte airdrop verilmedi. Çünkü o kişiler bottu deniyor. Ya bunu anladıkları olay arkadaşlar, emin olun multi. Yani başka bir şey değil. Ban yediğiniz olay multidir. %99'u banları multiden atılır. Multi nedir? Senin bir tane Notcoin oyun bir Telegram hesabın vardır. Ondan mesela atıyorum TapSwap'e girmişsindir. Ondan sonra ona bir 10 Telegram hesabı referans alıp o hesaptan bir 10 Telegram hesabı daha gidip açmışsındır. Aynı o kişiye o hesaba referans olarak. Onları da referans olarak altına koyup böyle dizip daha sonra o hesapların hepsinden tık 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 coin kazdırıyorsundur. Bunu anlar. Bunu çok rahat anlar şey. Yani nasıl söyleyeyim size? Telegram uygulamaları bunu çok rahat anlar. Çünkü web sitesi o web sitesi sizin IP'nizi alıyor. O aplikasyonların hepsinin aynı IP'den kullanıldığını biliyor. Bu sebepten dolayı sizi engellemesi çok olasılık dahilinde bir şey zaten. Giriyorsunuz 10 tane hesaptan TapSwap kasıyorsunuz örneğin. 10 hesaptan TapSwap kastınızda hepsinin IP adresi aynı. Bu adamlar biliyor sizin onlara aynı hesaptan kastınızı. Bir de referans oluyorsunuz birbirinize. Yani o hesapları birbirine bağlıyorsunuz. O hesaplardan da işte referans geliri de elde etmek için birbirine bağlıyorsunuz. Daha sonrasında zaten bağırıyor yani burada multi var diyor. Burada işte alenen absürt bir durum var diye bağırıyor. Ve bu sayede banlanıyorsunuz. Yani benim Bloom botuma da daha önce Bloom botu paylaştığımda da işte banlanacaksınız, edeceksiniz diye yorum yapanlar çok oluyor. Mesela Bloom botunda yani Bloom botunda da öyle bir özellik koyduk ki oraya. İşte 0.5, 0.6 ayarını veriyoruz. Yani hep bütün yoncaları aldırmıyoruz. Bütün yoncaları sürekli aldırırsanız adam diyecek ki bu sefer burada absürt bir durum var. Başka bir yerden yakalayabilir mi? Yakalayamaz. İmkanı yok. Nereden yakalayacak? Senin orada yoncaları tıklattığın araç dış kaynak. Dış kaynağa onun erişimi yok. Bakamaz bilgisayarınızdaki programlara. Telegram web erişemez. Mesela yani bunu anlatıyorum. Telegram desktop sizin bilgisayarınızdaki diğer uygulamaya erişemez arkadaşlar. Yetkisi yok. Az çok bilişimden anlayan kişiler beni anlıyordur zaten. Yani orada sadece tek tük belli konular var ve bilmeyen insanlar bu sebepten dolayı ban yemişler. Multiden ban yemişler. Başka şekilde ban yemezler. Hem multi yapıyordur hem işte atıyorum 10 tane Telegram açıp tıklatıyorlar. Sonra diyor ki AutoClicker'dan ban yedim. AutoClicker'dan ban yemiyor aslında. 10 tane hesap açıyor. Yan yana koyuyor. Oraların hepsine tıklatıyor. Multiden yiyor. Aslında AutoClicker'dan yediğini zannediyor. AutoClicker'dan ban yedi diyor. Ve arkadaşım AutoClicker'dan ban yedi diyor. Aslında alakası yok. Yani eğer ki yani telefondaki AutoClicker'ları kullanabilir miyiz derseniz bana. Bence kullanabilirsiniz. Ban yiyeceğini o sebepten dolayı ban yiyeceğini sanmıyorum. Ha, yani ihtimal var mı ban yeme ihtimali? Olabilir tabii. Yani Telegram bunu anlayabilir. Öyle bir gücü var. Ama yani bilgisayar üzerinden şu benim yaptığım tarzda bir oto tıklatma işlemini yani TapSwap'in falan anlamasının imkanı yok ya. Ya gidip söylesen de banlayamaz seni yani ondan dolayı. Yani video izlesin banlayamaz ya. Yani bilmiyor bak nickini bilmiyor videonun banlayamaz. Ya imkanı yok abi. Öyle bir gücü yok yani. Hani o yüzden eğer ki güvenli olsun istiyorsanız benim tarzımda bir uygulama aplikasyon yazıp kullanabilirsiniz. Eğer istek varsa bu konuda atıyorum arada random atacak işte renklere tıklayacak falan böyle bir AutoClicker botu da ben sizin için bilgisayarda çalışacak şekilde Python'la yazıp paylaşabilirim. Kanalda yine aynı şekilde. Eğer istek varsa yorumlarda belirtin. Böyle bir şey yaz bize. Biz kullanırız deyin. Güzel bir ürün çıkabilir. Sizin için oturur yazarım. Veririm de paylaşırım da ücretsiz şekilde. Sıkıntı yok. Hani iyi günlerde kullanmanız dileğiyle bu bilgilere. Kolaylıklar dilerim. Bir isteğiniz herhangi bir oyun içinde bir şeyiniz varsa Telegram airdropları çerçevesinde yani bir aklıma bir şey getirseniz yazmaya çalışırım. Öyle söyleyeyim. Takipte kalın. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Uzun uzun dinlediniz. Kolay gelsin.